Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Ankara'da barış mitingi öncesinde gerçekleştirilen saldırıyı kınamak için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde eylem yaptı. Hastane girişinde yapılan eylemde saldırı kınandı ve yaşamlarını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'de greve giden hekimlere de destek verilen eylemde saldırının sorumlularının derhal bulunması için çağrıda bulunuldu. Tıp İş Başkanı Sıla Usar İncirli eylemde yaptığı konuşmada 10 Ekim 2015'in Türkiye ve yakın coğrafyada unutulmaz derecede derin yaraların açıldığı bir gün olarak hatırlanacağını kaydetti. Ticaret Odası Ankara'da çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını kaydetti. Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, Türkiye'ye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi. Öğretmenler Sendikası Başkanı Semen Saygun da Ankara'da cumartesi günü patlayan bombalardan duydukları derin üzüntüyü ifade ederek asıl endişe verenin ise barışa ve barış mücadelesine kan bulaştırılması olduğunu belirtti. Saygun açıklamasında bunun için demokrasi ve emek güçlerinin birlikteliği ve mücadelesinin önemi ve değerine işaret ederek Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenler için örgütlere ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. KITAMS'ta Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı ve katliam diye nitelediği olayın Türkiye demokrasi tarihinde kara bir gün olarak yerini alacağını kaydetti. KITAMS Başkanı Ahmet Kaptan yazılı açıklamasında olayda hayatını kaybeden tüm demokrasi şehitlerini andı ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Kamu İş Başkanı Sami Dilek, Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını kaydederek, yaşananlar insanlık adına, kardeşlik adına utanç vericidir dedi. Kıbrıs Sosyalist Partisi de Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. KSP, Ankara, Suruç ve Diyarbakır katliamlarının faili meçhul olaylar olmadığını ve faillerin apaçık ortada olduğunu iddia ederek, emekçilerin vahşete karşı her alanda güç birliği yapmasının zamanı geldiğini ifade etti. İş Kadınları Derneği yayınladığı mesajda Ankara'da yaşanan terör olaylarını nefretle kınayarak terörün her çeşidini lanetledi. Dernek açıklamasında hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, yaslı ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi. Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği ise Ankara'da toplanan masum insanlara yönelik eli kanlı, gözü dönmüş canilerin düzenledikleri terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadı. Karadeniz Kültür Derneği de halkı sindirmeyi, korkutmayı ve sonrasında da birbirlerine düşman ederek bölmeyi amaçlayan asker, sivil, çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayırmadan katleden, 10 Ekim'de ise en üst mertebesine erişen son alçakça terör olaylarını kınadı. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu mesajında Ankara'da gerçekleşen terör olayını kınadı. Girin Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden bu tür saldırıların asla amacına ulaşamayacağına olan inancını dile getirerek terör saldırısını kınadı, Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi. Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı da demokrasi ve halkların kardeşliği için barışçıl duygularla toplu gösteri yapma hakkını kullanan insanların karanlık güçler tarafından katledilmesi herhangi bir insanlık ve medeniyet tarifine sığmadığını belirterek Ankara'daki bombalı saldırının insanlığa ve barışa yapılan vahşi bir saldırı olduğunu kaydetti.